Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'nden herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün mantarlı tavuk sote yapacağız. Dar vakitlerimizde, dar zamanlarımızda hızlı, pratik yapabileceğimiz bir yemek olacak. Hem lezzetli hem de doyurucu güzel bir yemek olacak inşallah. Malzemeleri açıklama bölümüne yazdım. Oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ilk önce malzemelerimizi hazırlıyoruz. Şöyle bir adet tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsümüzü jülyen şeklinde doğrayacağız. Sote yapacağımız şekilde. Şöyle formatta doğrayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu bu formatta doğradık. Siz dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde seviyorum. Şimdi tavuğumuzu bir kenara koyuyoruz. Yine kırmızı ve yeşil biberlerimizden sotelik doğrayacağız inşallah. Biberlerimizin şöyle içlerini alıyoruz. Şöyle iç içe geçirelim. Şöyle formatta doğrayalım arkadaşlar. Yine yeşil biberlerimizden de ekleyelim. Evet arkadaşlar, biberlerimizi de doğradık. Şimdi geliyoruz. 2 diş sarımsağımız var. Onu da yine aynı şekilde şöyle hafif eziyoruz. İnce ince kıyıyoruz arkadaşlar. Bunu da kenara bırakıyoruz. Evet, şimdi soğanımıza geldi sıra. Yine soğanımızı da şöyle jülyen yapıp ortadan şöyle yaparsak soğanın da kokusu ve aroması yemeğimize lezzet versin. Soğanımızı da doğradık. Onu da kabımıza yerleştiriyoruz. Şimdi sıra geldi mantarlarımıza. Evet, şöyle yaklaşık bir 10-15 tane kadar da mantarımız var. Bunu da çok öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten mantar piştiğinde kendini bırakacaktır. Onun için dişe gelecek şekilde şöyle iri iri yapıyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi bütün malzemelerimizi hazırladık. Tavamızın altını yakıyoruz, ocağımızı. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza ekliyoruz. Bu sizin tavuk miktarınıza göre yağ biraz daha arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Önce yağımız ısınacak arkadaşlar. Ondan sonra tavuğumuzu vereceğiz, tavuk göğsümüzü. Yağ ısıtmazsak tavuk göğsümüz suyu bırakabilir.
Onun için önce yağımız ısınacak. Evet arkadaşlar, yağımız ısındı. Şimdi doğradığımız tavuk göğsünü tavamıza ekliyoruz. Güzelce sote edeceğiz inşallah. Arkadaşlar tavuğumuz kızarmaya başladı. Şimdi bu aşamada bir adet, şöyle çok büyük değil, bir soğan doğramıştık. Onu ekliyorum. Ve soğanımızı yine hafif bir ölene kadar şöyle bir karıştıralım. İnanılmaz güzel bir lezzet şöleni olacak inşallah. Evet, soğanın kokusunu almaya başladım. Hemen arkasından biberlerimi veriyorum. Şimdi biberlerimle soğan iyice karamelize olacak inşallah. Soğanlarımız ve biberlerimiz karamelize oldu. Şimdi bu aşamada mantarını ekliyorum arkadaşlar. Şimdi mantar suyunu salacaktır. Şöyle bir karıştıralım. Mantarlar da iyice sotelenene kadar devam edeceğiz. Çok besleyici, pratik bir yemek. Yani böyle aşama aşama ama yani çok da karışık değil arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir yemek. İnşallah siz de denersiniz. Evet, mantarlarımızı da çok fazla öldürmeden soteledik arkadaşlar. Şimdi bu aşamada şöyle bir su bardağı kadar domates sosum var. Yazdan hazırlamıştık. Dilerseniz bunun yerine 3 veya 4 tane de domates kullanabilirsiniz. Ben domates sosu kullanıyorum. Evet, bir su bardağı kadar domates sosumuzu ekledik arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım yine. Geçsin. Şimdi artık baharatlarını vereceğiz. Şöyle bir çay kaşığı kadar kimyonum var. Ben kimyonu seviyorum. O yüzden kimyon da kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar toz biberim var. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberim var. Bir çay kaşığının yarısı, yarım çay kaşığı ya da ucuyla köri kullanıyorum. Köri çok yakışıyor. Hem tavuğa hem de mantara çok yakışıyor. Bunları ekliyorum arkadaşlar. Yine bu aşamada doğradığımız sarımsağı ekliyoruz. 2 diş sarımsak doğramıştık. Onu ekliyoruz. Sarımsak isteğe bağlı. Dilerseniz siz eklemeyebilirsiniz. Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekiğimiz var. Onu da şöyle hafif bir öfeleyerek, ben dağ kekiği kullanıyorum, zahter dediğimiz, onu da ekliyorum. Yine bir yemek kaşığı kadar da tereyağımız var. Ben tereyağımızı son aşamada ekliyorum ki tereyağımızı öldürmeyelim diye. Yine şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber çekiyorum arkadaşlar.
sanırım bir çay kaşığı kadar oldu. Yine bu aşamada tuzumuzu veriyorum. Tuz damak zevkinize göre yaklaşık bir çay kaşığı veya daha fazla. Siz artık ne kadar tuzlu seviyorsanız tadına bakarsınız. Tuz oranını ona göre ayarlarsınız. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Şimdi artık birazcık suyunu çekene kadar bu şekilde pişecek arkadaşlar. Tuzunu kontrol edeceğiz. Eğer eksikse biraz daha ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, mantarlı tavuk sotemiz hazır. Artık sunuma geçeceğiz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar, mantarlı tavuk sotemiz servise hazır, dumanı üzerinde. Deneyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun. Herkese hayırlı günler dilerim.